Evet. Herkese merhaba. Bu videomuzda kendi varoluşumuzda aşk boyutuna yapmış olduğumuz aşkın saflığını dengesizleştiren eylemlerimizin enerjisini temizleyeceğiz. Bugün şunu düşündüm ya da aslında ben düşünmedim de düşünmem sağlandı. Eski kayıtlardan aşkla ilgili bir kaydı dinlemem gerektiğini hissettim. O kaydı açtığımda benim meditasyonlar esnasında ya da çalışmalar esnasında sadece ücretli olan değil, ücretsiz olanlarda da hepsinde sizlerin alanınızı olabildiğince saflaştırma çalışmalarına odaklanmışım bu zamana kadar. Bu da bir kısmınızın, herkes için aynı şeyden bahsetmiyorum, kendinin varoluştaki sorumluluğundan kaçınıp sanki bu dünyada bütün her şeyi hak ediyormuş ama bir türlü o hak ettiklerine kavuşamıyormuş tarzında bir... nasıl diyelim, isyan diyebiliriz herhalde. Değişik bir böyle hani serzeniş tarzında bir enerjileri bulunduğunu fark ettim. Ben bazen size şeyi söylüyorum, işte yazınızdan şöyle bir şey hissettim. Yazıyla birlikte enerji geliyor. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Sadece okuduğum yorumlarla birlikte gelen şeylerden ya da daha önceden okuduğum ama o an fark etmediğim bir konuyu bir şekilde hatırlıyorum ve oradan o enerjileri fark ediyorum. Bu aslında artık ben hep videolarda size sorumluluk almanız gerektiğini hatırlatıyorum. Dediğim gibi o bir grup bu söylediğim sorumluluk kısmını ya duymuyor ya duymamazlıktan geliyor. Benim ben tanımıyorum, benden önce vefat etmiş babamın bir dedesi varmış. O çocuklardan birine şey demişti çok yaramaz olduğunda, ya senin iki kulağın birden tutuk ya da ikisi birden delik, birinden giriyor birinden çıkıyor ya da hiç girmiyor dermiş. Ben de dedim ki herhalde beni dinleyenler de öyle dinliyorlar. Ve bu benim enerji alanımı çok fazla sıkıştırdığını fark ettim. Yani bu bana özel bir şey değil. Çalışma aldığınız herkese yapılabilecek bir enerjisel etki. Hani onlar fark ediyordur, etmiyordur bilmiyorum. Ama ben bugün fark ettiğim için, bugün sabahtan beri bir meditasyon yapacağım. Bir türlü zamanı gelmiyordu. Gecenin bu saatindeymiş demek ki zamanı. O yüzden burada bizim kendi yüksek benliğimiz aşk boyutuna var olduğu tüm yaşamlarda yapmış olduğu eylemler her neyse, bu varoluş sadece dünya için değil, dünya ya da dünya dışındaki tüm yaşamlarda bilerek, isteyerek yaptıkları da olabiliyor. Bazen zorunlu kaldığı için bu davranışları sergileyebiliyor da. Ama her ne olursa olsun biz o yapmış olduğumuz şeyleri artık varoluştan arındırmamız gerekiyor ki bu yaşamda yaşadıklarımız daha sevgi odağında ortaya çıksın. Benim sizlere yaptırdığım meditasyonların hepsinin temelinde elbette ki bu yaşantınızın güzelleşmesi, daha böyle sevgi odağında olması, daha konforlu olması var. Ancak bunun ortaya çıkabilmesi için sizin sorumluluk alıp o kökleri bir fark etmeniz gerekiyor. Yani şu bitkileri görüyorsunuz. Burada çok güzel. Bir de bunun altında kökleri var. Bizim işte o kökleri artık temizlememiz gerekiyor. Köklerin çevresinde bu bitkinin büyümesini, yetişmesini, gelişmesini engelleyen mikroorganizmalar olmuş olabilir. Bu bizim geçmiş yaşamlarımızdan, varoluşumuzdaki yaşamlardan kaynaklanıyor. Biz onları temizleyeceğiz ki bitki güzelleşsin, büyüyebilsin. Bu sadece sizinle alakalı değil. Bu zamana kadar insanlara sunulmuş olan yöntemlerden de kaynaklı olarak
birazcık kolaya kaçma tarafına artık insanlar odaklanmış durumdalar. Bu kolaya kaçma, daha önceki videolarda da söyledim, 2019 ve öncesinde gerçekten çok işe yarıyordu. Ama artık 2019'dan sonra enerji çok değişti ve sürekli değişiyor. Bu değişmenin sonucunda da artık dünyada yaşayan insanlar kendi sorumluluklarını ne kadar alırlarsa bu davranışları kişinin hayatında o kadar kolaylaşması gerekiyor. Yani kişi sorumluluğunu alıp o kökleri temizlemediği sürece yaşamında, görünen alanda istediği güzelliği, istediği mutluluğu, istediği bolluğu, istediği aşkı yaşayamayacak. Bunun ben böyle olduğu için gerçekten artık çok mutluyum. Çünkü kendini kandıran bir grup haline gelmiş, bir takip eden, yani sadece beni takip eden değil, bu tarz işlerle uğraşan insanları takip eden ve kendinin hiç o alt tarafına, köklerine bakmayıp "Aa yok, ben bunu böyle yaptım, evet bu böyle oldu, böyle oldu" deyip kendi hayatında bir şeyleri çeşitli tekniklerle ortaya çıkartıp yaşayan insanlarla dolmaya başlamıştı. Bu da evrensel boyuttaki ışık ve sevgi dengesini çok karmaşık hale getiriyor. Ya aslında evren buna sadece bize şunu söylemek için bence izin verdi. Evrende hiçbir şey karmaşaya doğru yol almıyor artık çünkü. Bunu yapabilme gücünüz var. Bunun hayatınızda olması için de belirli evrensel boyutta yapmanız gerekenler var. Bunları yapıyorsanız her şeyi dahil edebilirsiniz hayatınıza ve bunu ortaya çıkartabilirsiniz. Ama siz bunu yapmıyorsanız, her ne kadar yaptıysanız, her ne kadar temizlediyseniz, bu sizin hayatınızda ortaya çıkacak. Yani bir şeyler bizim hayatımızda ortaya çıksın istiyorsak gerçekten artık kendimizle yüzleşip, kalbimize bakıp, zihnimize bakıp orada neler var? Önce onları temizleyin. Yani geçmiş yaşamlarınızı hatırlamıyor olabilirsiniz ama zaten geçmiş yaşamlarınızdaki veriler sizin bu yaşamınızda mutlaka önünüze çıkmıştır. Yani bu yaşamınızı gözden geçirin. Bu yaşamınızda sizi mutsuz etmiş, huzursuz etmiş her ne varsa bunların ortaya çıkmıştır zaten. Bu alanlara şifa çalışması yapın. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Yok, bizim burada kuaförler açılmadı. Zaten açılsa da ben gitmem. Şu süreçte ben yeterli, çünkü insanlar bugün burada sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen çocuklar ve yetişkinler dışarı çıktılar. Toplum olarak henüz pandeminin ne olduğunun farkında değiliz. İşte yine sorumluluğa geliyoruz. İnsanlar yaşam sorumluluklarını almadıkları gibi başka insanların yaşama sorumluluğunu da almamış durumdalar. O yüzden ben mümkün olduğunca her şeyi evde yine sürdürmeye devam edeceğim. Çok çok zorunlu olmadığım bir şekilde dışarıya çıkmayı düşünmüyorum. Bence kuaför işi de çok zorunluluk gerektiren bir durum değil. O yüzden süreç tamamen daha stabil hale gelinceye kadar böyle bir şey düşünmüyorum zaten. Ve şu da var, her şeyimiz aslında, birçok şeyimizi, her şey demeyeyim de, birçok şeyi kendi kendimize yapabiliriz yeter ki bunu isteyelim. Biz istedikten sonra bir şeyler hayatımızda ortaya çıkıyor, kendiliğinden kolaylaşmaya başlıyor falan. O yüzden ne yapıyoruz? Ruhsal konularda da, dünyasal konularda da sorumluluğumuzu alıyoruz. Sadece kendimiz için değil, hem kendimiz için hem de dünyada yaşayan diğer canlılar, insanlar ve dünya için sorumluluklarımızı alıyoruz. Biz bu sorumluluğu aldıkça ilahi plan bizi destekliyor ya da bize yardımcı oluyor. Almadığımız zaman da ne denir ona? Neyi ne kadar verdiysek, neyi ne kadar sunduysak onun karşılığında olması gerekenler yaşamımıza dahil oluyor. Hani sistem gerçekten her şeyi çok güzel çalıştırıyor. Bazen kendimizi kandırabiliyoruz, başka insanları kandırabiliyoruz ama sistemi kandıramıyoruz. O yüzden ve bu durumdan dolayı ben gerçekten çok mutluyum.
bugünkü çalışmamızı az önce söylediğim gibi aşk boyutuyla ilgili yapacağız. Kendi içinizde aşk yalnız şey demek değil. Benim tanım, yani bana göre aşk bireysel olarak yaşadığınız aşk ilişkisi değil. Benim her zaman çalışmalarda ifade ettiğim aşk, varoluşu aşk, ilahi aşk, yani aşkın çok çok farklı boyutları, katmanları var. Bunlardan bizim yaşam alanımıza dahil olması gerekenler neyse, onların daha kolay bir şekilde dahil olabilmesi adına ve bizim geçmişte aşkın üstüne yönlendirdiğimiz aşk olmayan enerjilerin temizliği üzerine bugün bu çalışmayı yapacağız. Bu meditasyonu her dinlediğinizde de lütfen şunu bir gözden geçirin. Kendi yaşamınızda, özellikle duygusal ilişki yaşadığınız ya da şu an hani devam eden bir ilişkiniz de olabilir, bitmiş ilişkilerinizle ilgili de olabilir, onların içerisindeki kendi davranışlarınızı gözden geçirin. Gerçekten saf niyet ve sevgide misiniz? Bunlara bakın. Bu çalışma biraz daha enerjisel boyutta olacak ama şu konulara bakabilirsiniz. Hayatınızda beşeri aşk istiyorsanız, o insanın size maddi konfor sağlaması için, yani bir çıkar amacıyla mı evliliği istiyorsunuz, bir çıkar amacıyla mı bir ilişkiyi istiyorsunuz, bunlara bakın. Eğer bu tarz niyetleriniz varsa benim yaptığım çalışmalar size iyi gelmeyecektir. Çünkü ben bu tarz niyetleri değil, gerçekten saf aşkı yaşamında ortaya çıkarmak isteyen insanlar için şifa alanına dahil olabiliyorum. Yani bu benim isteğimle olan bir şey değil. Benim izinli olduğum, şifalandırmam gereken alan burası olduğu için. Hani sizin kendi istediğiniz şekilde bencilce ilişki alanını da yaratacak çeşitli çalışmalar bulabilirsiniz. Herhalde vardır. Bilmem, ben çok uzun zamandır çalışmalara bakmıyorum çünkü. Sizin için kendi yaşam stilinizle uyumlu çalışmayı bulabilirsiniz. Ama benim yaptırdığım çalışmaların temeli bu. Yani bu yaşamda hem kendinize saygı duyarak hem karşı tarafa saygı duyarak gerçekten sevgiyi ve aşkı büyüteceğiniz ilişkiyi, evliliği hayatınızda var edebilmek adına ya da hani bir ilişkiniz vardır, bir evliliğiniz vardır, bu travmatik bir alandadır. Ve ilahi olarak o travmanın şifalanması sizin ruhsal olarak hak ettiğiniz bir alandır. Bu travmanın şifalanması üzerine yapılacak çalışma alanları var. Travmalar nasıl şifalanır? Orayla ilgili çok detaylı bir bilgiye sahip değilim. Çünkü hepimizin hayatında olması gereken, hepimizin hayatındaki ruhsal öğreti bambaşka alanlara hizmet ediyor. O yüzden yani travmanın şifalanması demek o ilişki içerisinde mutlu mesut devam edeceksiniz anlamına gelmiyor. Eğer o ilişki gerçekten bittiyse kolayca yollarınızı ayırmanız da bence travmanın şifalanması demek. Yani benim kendi içimde hissettiğim şifa alanlarını size ifade edeyim ki ona göre çalışmaları yapın. YouTube'da bir tane liste oluşturdum. Aşkla ilgili çalışmaları içine dahil ettim. Arzu ederseniz oradaki çalışmaları da yapabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Hangisini kalbiniz onaylıyorsa ya da zihniniz onaylıyorsa, bazen de şey olabiliyor işte, hani çıkar ilişkisi dedim ya, çıkar ilişkisini yapan bizim zihnimiz, mantığımız. Zihnimizle kalbimizin birbirine bağlanması gerekiyor. Belki de zihninizle kalbiniz arasındaki bağ kopmuş durumda. Bu bağları da birleştirebilecek, oluşturabilecek. Tabii ki siz izin verdiğiniz kadar, yaratıcı izin verdiği kadar ve hepimiz için bu dünya planıyla uyumlu şifa alanları ancak açılabiliyor. Hani bu alanların birleştiği ortak alan neyse, ilkokulda kümeler vardı, kesişen küme, bütün bu verilerin hepsinin kesiştiği orta nokta bizim yaşamımızda daha kolay bir şekilde tezahür edecek. Her seferinde hatırlatıyorum, lütfen yaşamınızda artık sorumluluğunuzu alın. Bu sorumluluk almak, işte ben ailemin yapmam gereken her şeyi, benim yapmamam gerekenleri de aldım, onun da sorumluluğunu aldım demek değil. Bu zaten, eğer başka insanların aşırı sorumluluğu sizin üzerinizdeyse, siz kendi varoluş sorumluluğunuzu almadığınız için o insanların sorumluluğu
sizin alanınıza dahil olmuştur. O yüzden kendinize karşı dürüst olun, sorumluluğunuzu alın ve kendinizi kalben saflaştırın. O saflaşma sizin hayatınızda birçok güzellik yaratacaktır. Evet, artık meditasyona başlayabiliriz. Rahat olacağınız bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alıp verin. Bu kaydı dinlediğinizde söylediklerimden dolayı içsel bir direnciniz oluştuysa, şimdi yüksek benliğinizin direnç oluşturan alanınıza ilahi şifayı yönlendirmesine izin verin. Yüksek benliğinizin şimdi enerji alanınızı temizlemesine izin verin. Karşı tarafı suçlama programınız yaşam içerisinde zaman zaman ortaya çıktıysa, şimdi bu programı yüksek benliğinizin iptal etmesine izin verebilirsiniz. Yüksek benliğinizin duygusal bedeninizde bulunan ve sizin şu an bu şifa alanında %100 kabulde olmanızı engelleyen duygusal bedeninizden arındırması gereken her şeyi arındırmasına izin verin. Benim de aşk boyutuyla aranızdaki ilişkiye Kundalini Reiki ile şifa çalışması yapmama izin verin. Evet demeniz yeterli olur. Aşkla ilgili zihinsel düzeyde sahip olduğunuz korkular ve kaygılar varsa, yüksek benliğinizin bu korkuların ve kaygıların temeli hangi ansa, bu yaşam ya da geçmiş yaşam, o ana hak ettiğiniz ilahi ışık şifasını yönlendirmesine izin verin. Yüksek benliğinizin zihinsel bedeninizi enerjisel olarak saflaştırmasına izin verin. Yüksek benliğinizin sahip olduğunuz bir kurban programı varsa, kurban bilinci varsa, şimdi bu programı ve bu bilinci alanınızdan temizlemesine izin verebilirsiniz. Bu zamana kadar aşk ilişkisi yaşadığınız bütün insanların şimdi enerji alanınızda aktif olmasına izin verin. Sevdiğiniz, nefret ettiğiniz, şu an aşırı özlem duyduğunuz ya da bir daha asla görmek istemediğiniz bütün ilişki içinde olduğunuz kısa ya da uzun süreli bütün insanların enerjisinin şimdi alanınızda aktif olmasına izin verin. Yüksek benliğinizin bu kişilerle aranızda var olan karmaya aşk şifasını yönlendirmesine izin verin. Şimdi benimle birlikte tekrarlayın. Varoluş yolculuğunda bana destek olduğum tüm anlar için teşekkür ediyorum.
seni anlamadığım her an için senden özür diliyorum. Lütfen beni affet. Ruhunun varlığını onurlandırıyorum. Artık bitmiş olan tüm kontratlardan dolayı seni benden, beni senden özgürleştiriyorum. Varoluşumun seninle ilgili her anının benim için sevgiye dönmesini seçiyorum. Arzu edersen, kabul edersen, sana da sevgi şifasını yönlendiriyorum. Tüm seçimlerine saygı duyuyorum. Lütfen artık sen de benim seçimlerime saygı duy. Seni seviyorum. Bu kelimeleri söylemenizin önündeki engeller varsa ya da bunları gerçekten sevgi odağında söyleyemediyseniz, yüksek benliğinizin bu alanlara sevgi şifası yönlendirmesine izin verin. Şimdi yüksek benliğinizin bu kişilerle aranızda kesmesi gereken sevgi ve aşk bağları da dahil, ilahi olarak kesilmesi gereken tüm bağları kesmesine ve şifalandırmasına izin verebilirsiniz. Şimdi yüksek benliğinizin bu kişileri ya da kişiyi, yani alanda ne kadar insan varsa, bunların hepsini pembe bir sevgi küresine almasına ve alanınızdan uzaklaştırıp onların kendi varoluş gerçekliklerine götürmesine izin verin. Herhangi bir şekilde bilerek ya da bilmeyerek aşk boyutuna yönlendirdiğiniz tüm büyüsel enerjilerin yüksek benliğiniz tarafından aşk boyutundan alınıp kaynağa götürülmesine izin verin. Suçluluk enerjisi ya da suçlama enerjisi varsa alanınızda, yüksek benliğinizin şimdi bu enerjiyi arındırmasına izin verin. Bu yaşam ya da geçmiş yaşamlarınızda ilişki kurduğunuz, ilişkinin ilk başlangıç aşamasında olan ya da sizin bir şekilde platonik aşık olduğunuz ya da o kişinin size platonik aşık olduğu anlar varsa ve bu anlardan varoluşa yayılmış aşk olmayan enerjiler varsa, şimdi yüksek benliğinizin bu enerjileri varoluştan arındırmasına izin verin. Yüksek benliğinizin size
aşk boyutu sorumluluğunuzu hatırlatmasına izin verebilirsiniz. Sahip olduğunuz negatif duyguları aşk adı altında aşk oyunuyla ortaya çıkarttıysanız ve onu pozitifmiş gibi başka insanlara sunduysanız ya da başka insanlar aynı şekilde size bu şekilde davrandılarsa, şimdi bu aşk oyunu illüzyonunun alanınızdan ve yönlendirdiğiniz kişilerin alanından ilahi yasalara göre arındırılmasına izin verin. Pozitif ve aydınlık, dişil ya da kadın olmadığınız, kadın olarak, fiziksel olarak dişi bedende olup pozitif ya da aydınlık olmadığınız yaşamlar olduysa ve bu yaşamlarda aşk boyutuna yönlendirdiğiniz enerjiler olduysa, aşk olmayan, bütün bu enerjilerin de yüksek benliğiniz tarafından varoluştan arındırılmasına izin verin. Erkek olduğunuz bedenlerde pozitif ve aydınlık olmadığınız tüm yaşamlarda varoluşa yönlendirdiğiniz gerçek aşk olmayan tüm enerjilerin yüksek benliğiniz tarafından arındırılmasına izin verin. Aşk aptallıktır diye bir tanıma inanıyorsanız ve bu sizin alanınızda bir inanç haline geldiyse, bu inançtan dolayı saf olarak aşkı yaşayamıyorsanız, bu inancın alanınızdan yüksek benliğiniz tarafından arındırılmasına izin verin. Bu yaşamınızda gerçekten çok mutlu olan insanların ilişkisini ve aşkını kıskanarak onlara yönlendirdiğiniz enerjiler olduysa, şimdi yüksek benliğinizin o kişilerin alanından bu enerjileri arındırmasına ve evrensel yasalar gereği o kişilerin ruhsal planı ve özgür irade seçimleri gereği yönlenmesi gereken bir şifa alanı varsa hak ettikleri, yüksek benliğinizin bu şifayı onlara yönlendirmesine izin verin. Eğer sizin de aşkınız, ilişkiniz başka insanlar tarafından kıskanıldıysa, şimdi bu enerjinin de sizin ilişki alanınızdan arındırılmasına izin verin. Aşkı kısıtladığınız herhangi bir yaşamınız olduysa ya da çok güçlü bir yönetici olduğunuz bir yaşam olduysa ve bulunduğunuz toplumdaki insanların saf aşka ulaşmasını engelleyecek kurallar koyduysanız, şimdi yüksek benliğinizin varoluştaki bu alanı evrensel dengeye getirmesine izin verin. Manipülasyon ya da obsesyon enerjileriyle varoluşta sizin yarattığınız ya da size yaratılmış her türlü aşk adı altındaki enerjilerin varoluştan arındırılmasına izin verin.
şu an alanınızda bulunan çarpıtılmış aşk bilgilerinin yüksek benliğiniz tarafından tamamen temizlenmesine izin verebilirsiniz. Yüksek benliğinizin kibirle ilgili varoluşunuzdan arındırması gereken her şeyi evrensel yasalara göre arındırmasına izin verin. Aşkı ya da aşıkları hor gördüğünüz yaşamlarınız olduysa, aşağıladığınız yaşamlarınız olduysa, şimdi bu enerjilerin varoluştan arındırılmasına izin verin. Kaosun içinde oluşturduğunuz kör düğümler varsa, şimdi yüksek benliğinizin bu kör düğüm alanlarını arındırmasına, şifalandırmasına ve evrensel düzene getirmesine izin verin. Alanınızda bulunan baskı enerjisinin yüksek benliğiniz tarafından arındırılmasına izin verin. Şu an bir ilişkiniz varsa ya da evliyseniz, bu ilişkinizin alanına yönlenmesi gereken bir ilahi aşk şifası varsa, şimdi sizin eşinizin ya da sevgilinizin alanına bir sizlerin frekansına uygun olarak hak ettiğiniz saf aşk şifasının alanınıza yönlenmesine izin verebilirsiniz. Bu zamana kadar yaşadığınız ilişkiler içinde etkileşimde olduğunuz sizin dışınızdaki diğer insanların alanından ortaya çıkmış, sizin sebep olduğunuz aşk boyutunu dengesizleştirmiş her şeyin de yüksek benliğiniz tarafından aşk boyutundan arındırılmasına izin verin. Haklılık, haksızlık illüzyonunun yüksek benliğiniz tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Herhangi bir yaratılmışın aşk enerjisiyle bilerek ve isteyerek ölümüne sebep oldunuzsa, şimdi bu yaşamınızın yüksek benliğiniz tarafından şifalandırılmasına izin verin. Dünya planında aşk acısı diye tanımlanmış enerjinin varoluşa yayılımını yaptığınız tüm yaşamlarınızın alanından arındırılması gereken her şeyin yüksek benliğiniz tarafından çok boyutlu olarak arındırılmasına izin verin. Yüksek benliğinizin kök çakranızın etkileşim alanında bulunan ve aşk boyutunun frekansını dengesizleştiren
Yayın yaptığınız her şeyi kök çakranızdan ve varoluştan arındırmasına izin verebilirsiniz. Eğer olumsuz bir görüntü gelirse ya da bir hissin içine girerseniz, içinizden seni seviyorum kelimelerini tekrarlayın. İkinci çakranızdan aşk boyutuna yayın yapan ve aşkın saflığının frekansını bozan her şeyin ikinci çakranızdan ve varoluşunuzdan, yüksek benliğiniz tarafından arındırılmasına izin verin. Üçüncü çakranızdan aşk boyutuna yayın yapan ve aşk boyutunun safsızlık frekansını bozan her şeyin üçüncü çakranızdan ve varoluşunuzdan çok boyutlu olarak yüksek benliğiniz tarafından arındırılmasına izin verin. Yüksek benliğinizin kök çakranızı ışıkla dengelemesine izin verin. Yüksek benliğinizin ikinci çakranızı ışıkla dengelemesine izin verin. Yüksek benliğinizin üçüncü çakranızı ışıkla dengelemesine izin verin. İlk üç çakranızla bağlantılı olarak tüm doku ve organlarınıza şimdi ışığın dolmasına izin verin. Ayaklarınızdan aşağı doğru, bacaklarınızdan aşağı doğru bu enerji aksın, ışık. Ayak tabanlarınızdan dünyaya doğru bu saf ışığın köklenmesine izin verin. Yüksek benliğinizin bu dünyada beşeri aşkı huzurlu, mutlu, keyifli yaşamanızı engelleyen köklerinizden gelen şifalanması gereken her yaşama ve her ana ışık şifasını yönlendirmesine izin verin. Yüksek benliğinizin kalp çakranızdan aşk boyutuna yayın yapan aşk boyutunun frekansının safsızlığını engelleyen her şeyi kalp çakranızdan ve varoluşunuzdan yüksek benliğinizin çok boyutlu olarak arındırmasına izin verin. Yüksek benliğinizin vicdanınızı saflaştırmasına izin verin. Yüksek benliğinizin kalp çakranızı ışıkla dengelemesine izin verin. Siz kalbinizi saflaştırdıkça yüksek benliğinizin de
kaynaktaki saf sevgiyi sizin kalbinize ve kalp çakranıza dahil etmesine izin verin. Yaşamınızda sevginin ortaya çıkması sizin seçimlerinizle alakalı. Ve eylemlerinizle. Yüksek benliğinizin boğaz çakranızdan aşk boyutuna yayın yapan aşk boyutunun frekansının saf dengede kalmasını engelleyen her şeyin boğaz çakranızdan ve varoluşunuzdan çok boyutlu olarak arındırılmasına izin verin. Aşk boyutunun saf gerçekliğini varoluşunuzda tezahür ettirmenizi engelleyen bir sözünüz ya da yemininiz varsa ve artık bu sözün ve yeminin evrensel plan gereği ve varoluş frekansına göre iptal edilmesi uygunsa, yüksek benliğinizin bu sözü ve yemini iptal edip varoluşta bununla bağlı bağlantılı her şeyi kaynağa götürmesine izin verin. Kesilmesi gereken her bağın kesilmesine, kapanması gereken her alanın kapanmasına izin verebilirsiniz. Telkinle bu yaşam ya da geçmiş yaşamlarınızda birilerini kendinize aşık ettiyseniz ya da söz büyüsüyle birilerini kendinize aşık ettiyseniz, şimdi bu enerjinin de varoluştan arındırılmasına izin verebilirsiniz. Yüksek benliğinizin üçüncü göz çakranızda bulunan aşk boyutunun saf bir şekilde dengede kalmasını engelleyen yaptığınız her türlü yayını üçüncü göz çakranızdan ve varoluşunuzdan çok boyutlu olarak arındırmasına izin verin. Tepe çakranızda bulunan ve aşk boyutunun frekansının daha da saflaşarak varoluşta aşk gücünü arttırmasını engelleyen, sizin alanınızdan yansıyan her şeyi yüksek benliğinizin tepe çakranızdan ve varoluşunuzdan çok boyutlu olarak arındırmasına izin verebilirsiniz. Yüksek benliğinizin boğaz çakranızı ışıkla dengelemesine izin verin. Yüksek benliğinizin üçüncü göz çakranızı ışıkla dengelemesine izin verin. Yüksek benliğinizin tepe çakranızı ışıkla dengelemesine izin verin. Yüksek benliğinizin auranızı evrensel sevgi enerjisiyle uyumlamasına izin verin. Bu sevgi enerjisiyle uyumlandığınız aura alanınızda daha fazla sevgi enerjisinin
auranıza, enerji bedenlerinize ve fiziksel bedeninize dolabilmesi için sizin kalbinizle saf sevgiyi yaşam planınızda var etmeyi seçmeniz ve davranışlarınızla bunu desteklemeniz gerekiyor. Siz bu üçlü alanı kendi sorumluluğunuzu alarak gerçekleştirdiğinizde sevgi enerjisi kaynaktan hak ettiğiniz şekilde daha yoğun olarak yaşam alanınıza akacak. Bu alanın alanınızda aktif olması tamamen sizin sorumluluğunuzda ve sizin seçimlerinizle alakalı. Yüksek benliğinizin ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizi birbiriyle dengeleyip uyumlamasına izin verin. Şimdi yüksek benliğinizin kaynak enerji şifasını varoluşunuza yönlendirmesine izin verin. Artık yüksek benliğinizde şifa alanından geriye çekilip kendi varlık alanına geçti. Şimdi sadece kaynak enerji alanınıza akacak. İzin verin lütfen. Fiziksel bedeninizin her hücresinin kaynak enerjiyle dolmasına izin verin. Varoluşunuzda şifalanması gereken tüm yaşamlarınıza ilahi olarak hak ettiğiniz kaynak şifasının akmasına izin verin. Kaynak enerjiyle ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp ve yüksek benliğinizin öz ışık benliğinizle uyumlanıp dengelenmesine izin verin. Derin bir nefes alıp verin. Bedeninizin farkında olun. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Evet, bu meditasyonda benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aşkın mucizeleriyle dolu bir yaşam diliyorum sizlere. Son şu şeyi hatırlatayım. Bazen meditasyonda uyuyorsunuz. Bütün çakralarımız ışıkla dengelendi. Aura alanımıza sevgi enerjisi uyumlandı. Bu sevgi enerjisinin auramıza daha fazla dahil olması ya da enerji bedenlerimize ve fiziksel bedenimize daha fazla dahil olması bizim kalbimizin saf sevgi niyetiyle bağlantılı, kendi yapmış olduğumuz eylemlerimizin enerjisinin ne kadar sevgi odağında olduğuyla alakalı bir alan daha vardı. Onu ben de şimdi hatırlamadım. Üç alanın birleşkesiyle biz o sevgi enerjisini daha fazla yaşam alanımıza dahil edebileceğiz. Yani eğer yaşamınızda daha fazla sevgi ortaya çıkmıyorsa, sizin burada kendi içinizde dengelemediğiniz bir alan vardır ya da yapmanız gereken bir davranış vardır. Onu henüz yerine getirmediğiniz için bu enerji alanınıza dahil olmuyordur. Yani bu şifa çalışması sizin kendi yaşam sorumluluğunuzu ne kadar aldığınızla ve bu yaşam sorumluluğunuz sonrasında yaşamınızda sevgiyle ne kadar eylemde olduğunuzla alakalı. Yani sadece düşünceyle değil sevgi içinde olmak, eylemle de birlikte bunu desteklememiz gerekiyor ki sevgi hem bizim hayatımızda hem de varoluşta daha fazla ortaya çıksın.
benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben artık gidiyorum. Hoşçakalın.